Data'da şöyle anlatmaya çalışayım. Yani bugün yaşadığımız dünyada hepimizin de kullandığı sosyal medya araçları söz konusu. Bulut bilişim başlığı altında toplanabilecek birçok hizmet kullanıyoruz. Kısacası aslında internet ortamında bizler her gün, her saat, her dakika, hatta her saniye arkadaşlar, ticari, istihbari, medikal ve diğer kategorilerde veri üretiyoruz. Facebook'ta örneğin resim paylaşıyoruz, Twitter'da tweetliyoruz, Foursquare'da check-in yapıyoruz, LinkedIn'de profilimize bir yetenek ekliyoruz, Google Plus'ta çevrelerimize yeni bir arkadaş katıyoruz, YouTube'a video upload ediyoruz vesaire. Ya yani bunlar public diyebileceğimiz ortamlarda hepimizin kullandığı ve ürettiği kayıtlar. Benzer durum örneğin MOBESE kayıtlarını alabiliriz. GSM operatörlerinin ürettiği verileri burada sayabiliriz. Orta ve büyük ölçekli şirketlerin log kayıtlarından tutun faaliyet alanlarına bağlı olarak ürettikleri veriler söz konusu. Yani burada kısaca bir bilgi yığını denizinden, okyanusundan aslında bahsediyoruz. Ve bu verilerin çok önemli bir bölümü arkadaşlar, bilinen anlamda da yapılandırılmamış veriler. Yani unstructured olarak anılan, dağınık ve yine tek başına çok da anlamlı olmayan veriler. Bu noktada işte bu devasa verinin performanslı olarak hem kayıt altına alınması hem işlenmesi, burada da işlenmekten kasıt aslında anlamlandırılması bir problem olarak ortaya çıkıyor. İşte Big Data denince aslında arkadaşlar bu bahsetmeye çalıştığım büyük veri denizi, havuzu ve onun ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar için üretilmiş çözümler ve buna paralel birçok alt başlık vesaire hepsi kastediliyor. İşte arkadaşlar NoSQL örneklendirmeye ve özetlemeye çalıştığım bu ihtiyaçlar sebebiyle ortaya çıkmış düşük maliyetli donanım ve veriye daha hızlı erişim olanağı ile bu konuda üretilmiş çözümlerden birisidir. İkinci bir nokta, ikincil indeks desteği. İstenilen alanlara göre sorgulama yapılırken bu alanların ikincil indeks olarak tanımlamak veriye daha performanslı erişim olanağı sağlıyor. Bu da kesinlikle artı noktalardan biri. Yine Master Slave Replication desteği çok önemli bir destek arkadaşlar. Burada bununla kastedilen şey yazma ve okuma işlemlerinin ayrı sunuculara yönlendirebilmesi. Burada yine artı bir değer olarak master sunucu erişilemez konumda olduğunda bir slave sunucuyu master sunucu olarak çalıştırabiliyor. Bu kuşkusuz çok önemli bir artı. Elle manuel girmeyelim, zamandan kazanalım. Burada Java driver'la hazırlamış olduğum örnek database'e kayıtları bir girsin. Onun üzerine konuşalım. Run diyelim. Kayıtları bir girsin. Ve sonra da burayı görelim arkadaşlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi aslında kodçu isminde database'imiz de oluştu. Bu collection'a bir kayıt daha gireceğim arkadaşlar ve tam olarak sütun bağımlı olmama noktasını da örneklendirebileceğiz böylece. DB Webinar Insert diyeceğim. Örneğin yine var olan alanlardan birini kullanalım. Subject diyelim. Sütun bağımsızlığı diyelim. Ve bakın hiç var olmayan bir alan ekleyeceğim. Test diyeceğim. Test alanı. Test metni. Ve bunu insert edeceğim. Şimdi tekrar var olan kayıtları listele dediğimizde sonuncu kaydımızın diğer kayıtların sahip olduğu alan sayısına sahip olmadığını ve diğer kayıtlarda var olmayan bir alana sahip olduğunu görüyoruz. Burada bu sorguda daha performanslı bir erişim biz arzu ettiğimizde hangi alanı kullandık? Örneğin date alanını kullandık. Bunu ikincil
indeks olarak tanımlayabiliriz. Onu nasıl yapabiliriz? Onu şu şekilde yapabiliriz. DB Webinar deyip ensure arkadaşlar indeks dedikten sonra hangi alanı kullanacaksak burada dediğim gibi date alanını kullandık. Birden fazla da aslında tanımlayabiliriz. Pardon, şu şekilde bir demeliyim. Ve süslü parantezi kapattığımda bu andan itibaren ikincil indeks olmuştur date alanı ve az önceki sorguyu tekrar çalıştırdığımda bir öncekine nazaran daha performanslı bir sonuç bize döndürmüş oluyor MongoDB. Burada yaptığımız ne arkadaşlar? Basic DB object nesnesi üzerine veri eklediğimizi görüyoruz. Bu Java driver'ının sağladığı DB object nesnesinin basit bir implementasyonu. DB object nesnesi de arkadaşlar veri tabanına kaydedilebilir bir key value map'i temsil ediyor. Aynı şekilde basic DB object de aynı şeyi temsil ediyor ve burada gördüğünüz gibi aslında anahtar değer eşleşmeleri, setleri söz konusu. Collection nesnemiz üzerinde insert çağrısı yapılıyor ve kayıt DB'ye kaydediliyor. Burada detaylandırabileceğim bazı şeyler var. Burada alan üzerinde arkadaşlar bu 0 ve 1 çağrılarıyla yani select işlemi yapıyoruz aslında. Yani çıktı da dokümanın hangi alanlarının görünmesini istediğimizi belirtiyoruz. Bakın ID niteliğini 0 demişiz, speaker demişiz ve time demişiz. Burada çıktıya da baktığımızda bu alanların sadece çıktılandığını görüyoruz. Örneğin şu yorum satırlarını kaldırırsam ve tekrar bu uygulamayı çalıştırırsam date alanında seçileceğini ve çıktılanacağını göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Yani select işleminin Java driver ile gerçekleştirilmesi de bu şekilde olmakta. Eclipse Link JPA'nın referans uygulayıcısı ve bu uygulayıcı 2.4 ile birlikte arkadaşlar NoSQL veri tabanları için daha doğrusu aslında MongoDB ve Oracle NoSQL için bu iki database için bildiğim kadarıyla JPA desteğine sahip oldu. Burada gördüğümüz NoSQL notasyonuyla arkadaşlar hemen entity notasyonunun altında gördüğümüz notasyonla verinin formatını ve tipini set edebiliyoruz. Şimdi biz MongoDB kullandığımız ve MongoDB'de bahsettiğim gibi binary JSON formatında doküman sakladığı için biz burada format type olarak map kullandık. Örneği kısaca tekrarlayalım. SQL diyelim. Webinarı tamamlandı diyelim. Hüseyin Akdoğan NoSQL, MongoDB ve JPA diyelim. Evet. Kaydedelim. Evet. Şu an kayıt gerçekleşti gördüğünüz gibi. Data table'a yansıdı. Buradan da konsoldan aynı pardon. Dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt burada görünüyor. Şimdi bu gömülü doküman hadisesini bu şekilde de burada görebilirsiniz. Tag list adında bir alan. Onun altında tag tipinde bir doküman şeklinde gördüğünüz gibi. Yani tipik JSON'dan da alışık olduğunuz iç içe doküman belge yapısı. Aynı şey kategori içinde geçerli.